Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kurban Bayramı için memlekete geldik ve şimdi et pişireceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Buradan da herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Şimdi kayınvalidem etleri kuşbaşı şeklinde doğruyor. Biz sac üzerinde yapacağız. Sacın üzerinde çok lezzetli oluyor. İki çeşit yapıyoruz. Bir saç kavurma yapıyoruz. Bir de ince ince etleri çizik atıyoruz etlerin üzerine. Tuzlayıp sadece o şekilde pişiriyoruz. Şimdi sizlere göstereceğim nasıl olduğunu. Kayınvalidem ve teyzem hazırlıyor etleri. Ben de diğer malzemeleri hazırlayacağım. Ben de saç kavurmanın şimdi biberlerini, domatesini ve soğanını hazırlıyorum. Malzemeleri yıkadım, hazırladım. Şimdi tahtanın üzerinde doğrayacağım. 7-8 tane biber, ince biber. Küçük küçük doğruyorum çekirdeklerini ayıkladıktan sonra. 5 tane kuru soğan, 3 tane de orta boy domates. Hepsini ince ince doğruyorum. Domatesleri de küp küp doğrayacağım. Bütün aile burada olduğumuz için, kalabalık bir aile olduğumuz için bayağı fazlaca bir et yapıyoruz. Etleri tuzladık ve kabın içerisine alıyoruz. Bu arada ocağımızı da yakıp hazırladık. Gördüğünüz gibi şimdi ben de domatesleri doğruyorum. Siz de bu şekilde deneyin mutlaka. Sac üzerinde gerçekten odun ateşinde çok lezzetli oluyor. Bakın hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi ocağımızın ikisini de hazırladık. Bunları kayınvalidem pişiriyor. Saç kavurmayı da ben pişiriyorum. Bunu yapmanızı mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Etlerin üzerine bıçak ile çizik atıyoruz. Tuzlayıp sadece bu şekilde sacın üzerinde pişiriyoruz. Ocağın altını fazla harlı yakmıyoruz. Orta ayarda yakıyoruz. Ve bu şekilde çevire çevire pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kayınvalidem hazırlıyor onu. Bu arada ben de saç kavurmanın içerisini hazırlıyorum. Sadece kuyruk yağı kullanıyoruz saç kavurmayı yaparken. Yağı erittim gördüğünüz gibi. Şimdi etlerin tamamını boşaltıyorum. Etler suyunu çekene kadar kavuracağım. Daha sonra da soğanı biberi ekleyeceğim. Bu arada videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Bu şekilde yaptığımız ete hiç yağ koymuyoruz arkadaşlar. Eti biraz yağlı yerlerinden doğruyoruz. Sacın üzerine hiç yağ koymadan o şekilde pişiriyoruz sacın üzerinde. Eti karıştırıyorum ve suyunu çekene kadar kavuracağım. Şimdi biraz tuz ekliyorum ben. Diğer eti doğrarken tuzunu atıyoruz. Sonradan ilave edilmiyor o ete. Saç kavurmaya sonradan ilave ediyorum tuzu. Hala et suyunu çekmedi gördüğünüz gibi. Bayağı bir suyu var. Bu etimiz aşağı yukarı pişti sayılır. Bakın nar gibi kızardı. Şimdi saç kavurmamızda suyunu çekti. Soğanını ve biberini ekliyorum. Soğanı biberi kavrulduktan sonra da domatesini ekleyeceğim.
Bu et pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Onu tepsiye aldım. Şimdi saç kavurmanın domatesini ekledim. Ve birkaç diş de sarımsak attım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Gördüğünüz gibi soframız hazırlandı. Etlerimizi de koyduk. Yufka ekmek ile yiyoruz gördüğünüz gibi. Buradan da bir sizlere kare göstermek istedim. Videomun sonuna geldim. Hoşça kalın.